Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere benim video çekimimde yeni yardımcım olacak olan kamerayı tanıtacağım. Eken'in H9 R modeli. Ürünü yeni aldım. Yeni ulaştı elime. DNR'dan aldım ürünü. Yani AliExpress'te falan daha öncelerde bakıyordum ama fiyatlar aşağı yukarı aynıydı. O yüzden şey yapmak istemedim. Doların da yükselmesiyle birlikte. Evet, ürünümüz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha önce açtım ben bunu, kullandım. Bir inceleme kendim yaptım. Şimdi size gördüklerimi anlatacağım arkadaşlar. Şu şekilde üst kapağı var bir. Onu alıyoruz. Kameramız direkt su altı kabıyla birlikte geliyor. Korumasıyla birlikte. Şu şekilde içinden yeni bir kutusu çıkıyor. Kameramızı da buradan alalım. Kutusu dursun. Kameramız burada. Şimdi kendi kutusuna bir incelemesini yapalım. Wi-Fi destekli. 30 metreye kadar su geçirmez özelliği var. En önemli özelliği 4K Ultra HD çekim yapabiliyor. 20 megapiksel bir kamerası var arkadaşlar. Hemen şuradan fotoğraf video çekim özelliği var. 1050 mAh bataryası var. 2 inç LCD ekranı var. HDMI girişi var ve 170 derece geniş açılı bir kameramız var. Kameranın bir uygulaması var arkadaşlar. EasyCam diye. Onu şu kare kodu okutarak Android ve iOS telefonlardan görebilirsiniz. Oradan da anlık olarak görüntüyü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen içine kutunun içinden neler çıkıyor ona bakalım. Daha sonra kamerayı detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde hemen üstünde bir kullanım kitapçığı var. Türkçe olarak. Bütün detayları var. İçindeki aksesuarları tanıtıyor vesaire. İncelersiniz bunu zaten eğer alacak olursanız. Şu şekilde kutunun içinde 2 adet daha kutu var. Gayet özenli ve güzel hazırlanmış bir kutu. Hemen küçük olandan başlayalım. Küçük olanda şu şekilde adaptör ve şarj kablosu geliyor. Ayrıyeten şöyle kameramızın uzaktan kumanda özelliği var. Uzaktan fotoğraf ve video çekimi yapabiliyorsunuz. Onun kumandası da var. Şimdi açacağım, göstereceğim içinde. Ve kameranın fiyatını söylemedim ben ama 340 liraya aldım. 340 liraya 2 tane bataryayla birlikte geldi. Bir kameranın içinde bir de ayrıyeten yedek olarak geldi bataryası. Bir bataryayla yaklaşık olarak 1,5 saat bir çekim kapasiteniz var. 1080p 30 fps'de. Hemen şu şekilde içinden ufak tefek aksesuarlar çıkıyor. Şöyle bir cırt kelepçe, metal halat tarzında küçük bir şey. Sabitlemeye yarayan ürünler yine. Çoğunluğu zaten bisiklet ve motor için, yani kask için olan aparatlar. Şu şekilde vidalama falan bütün her şey var. Şu alt tutan şeyden yedeği var yine. Şöyle tutacak şeyler var. Yani hiçbirinin ismini açıkçası bilmiyorum. Ne işe kullanıldığını. Ama baya kendi orijinal parçalarda yeteri miktarda var. Şu şekilde bir çerçeve var. Bunu direkt yani şu şekilde tripoda falan oturtmanız için kamerayı bunun içine oturtuyorsunuz. Su kabından, koruyucu kabından çıkartıp daha sonra bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar.
Şu şekilde yedek bataryası, çok küçük bir bataryaya sahip zaten. 1050 mAh demiştik. Daha sonra koruyucu cam, şu su geçirmez kılıfının ön tarafı için koruyucu yedek bir cam göndermişler. Şu da arkadaşlar kameramızın uzaktan kumandası. Üstünde de zaten resimleri var. Kırmızı olan fotoğraf çekiyor. Gri olansa video çekimini başlatıyor ve durduruyor. Ayrıca kameranız açıkken kırmızıya basılı tuttuğunuz zaman kamerayı da uzaktan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, aksesuarlar böyleydi. Şimdi incelememize, kameramızın asıl incelemesine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kameramızın incelemesine geçebiliriz şimdi. Şu şekilde koruyucu kılıfından çıkarmamız için şu üstteki mandalını attırıyoruz ve şu şekilde kapağı kaldırıp kameramızı içinden alıyoruz arkadaşlar. Şöyle önce kameranın kendisini bir incelemesini yapalım. Hafıza kartı aldım ben. Samsung'un 32 GB'lık bir hafıza kartı. Zaten 32 GB'a kadar destekliyor kamera. Hemen üstünde şöyle bir ışık var. Şu da deklanşör tuşumuz arkadaşlar. Yan tarafta iki tane yukarı ve aşağı ok tuşu var. Hoparlörü var ama çok 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 düşük bir ses çıkışı var. Yani anlamakta çok zorluk çekiyoruz. Şuradan hemen şu üstteki şarj giriş yeri, altı da mini HDMI girişi arkadaşlar. Dahili mikrofonu var kameramızın. Ses kaydı alıyor ama düşük bir ses kaydı alıyor yine. Yani çok aşırı bir sesi almıyor. Çok yakından ya da çok yüksek konuşmanız gerekecektir. Hemen arka tarafına da bakacak olursak şurada bir açma kapama tuşumuz var. Aynı zamanda mod tuşu, modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Batarya yeri de arkadaşlar hemen şu alt tarafta, şu yazılı olan yer. Şöyle çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da ikinci bataryamız. Diğeri de oradaydı hemen. Bu şekilde iplik kısmı yukarı gelecek şekilde batarya yerine oturtuyoruz yine. Evet. Şimdi kameramızı nasıl açarız? Arkadaşlar. Şuradaki görmüş olduğunuz kameranın arka tarafındaki gözüken mod tuşuna basılı tutuyoruz. 2-3 saniye kadar hemen yukarıdaki ışık zaten yanıyor. Açılıyor kameramız. Evet arkadaşlar, kameramız şu şekilde. Bayağı geniş açılı bir kamera zaten. Şöyle. Yukarıdaki tuşumuz, deklanşör tuşumuz, aynı zamanda OK tuşumuz oluyor. Menüler arasında geçiş yaptığımızda OK tuşu yerine de geçiyor. Hemen modlar arasında geçiş yapalım. Dediğim gibi arkadan açma kapama yaptığımız tuştan modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Şu şekilde fotoğraf modu, fotoğraf çekebiliyoruz. Şu şekilde seri çekim, üçlü seri çekim yapıyor. Zaman ayarlı çekim, istediğiniz zamanı ayarlayıp 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye bastığınızda ayarladığınız saniyeden geri sayarak şey yapıyor, fotoğrafınızı çekiyor. Hemen şu sol alt köşede de makinenizin şarjını gösteren bir şarj gösterge yeri var. Bir daha bastığımızda ayarlar tuşuna giriyoruz. Ayarlar tuşuna girmeden arkadaşlar hemen şuradaki şu iki tuş hangi fonksiyona yarıyor boştayken onu göstereyim. Aşağı doğru bastığınızda Wi-Fi açılıyor ve bu Wi-Fi üzerinden biraz önce videonun başında da söylediğim uygulamasından
Biraz sonra göstereceğim uygulamayı da. Uygulamasından anlık olarak görebiliyorsunuz. Daha sonra buna aşağı tuşa tekrar bir kere bastığınızda o moddan da çıkıyor. Yukarı bastığımızda ise fotoğraf ve videolar. Çektiğimiz fotoğraf ve videoları görüyoruz. Şu an şu şekilde bir boş bir fotoğraf video çekmişim ben. O gözüküyor. Bir tane başka olmadığı için geçiş yapamıyoruz. Üstüne bastığımızda ise şu şekilde oynatıyoruz videoyu. Arka mod tuşuna bastığımızda geri geliyor. Tekrar bir daha bastığımızda tekrar geri geliyor. Mod tuşu aynı zamanda geri gelmek için de kullanılıyor arkadaşlar. Aşağısı fotoğraf klasörü. Şu anda fotoğraf olmadığı için göremiyoruz. Bu tuşlar bu şekilde mod tuşuna basarak geri çıkıyoruz zaten. Şu an ayarlar sekmesine geldik arkadaşlar. Yukarı deklanşörümüze yani aynı zamanda okey tuşu demiştim. Ona bir kere bastığımızda şu şekilde ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan sırayla inceleyecek olursak önce film boyutumuz var. Yani çözünürlüğümüz. Hangi çözünürlükte çekmek istiyorsanız 4K, 2.7K, 720p, 120fps'den başlıyor arkadaşlar. 1080, 60fps, 1080, 30fps, 4K ve 2.7K. Toplam 5 tane modu var. Ben genelde 1080, 30fps'de kullanıyorum. O şekilde duruyor. Burada döngü kaydımız. Döngü kaydımız nedir? Mesela bunu araç içi kamera olarak kullandığımızda kaydı ediyor. Hafıza kartı süresi dolduğu zaman silip tekrar kaydı sıfırlıyor arkadaşlar. Yani yeni kayda devam ediyor. Siz hiçbir şey yapmadan. Tarih pulu ise çektiğimiz videolarda, fotoğraflarda böyle altta, sağda veya solda işte nerede oluyorsa onları göstermesi. Yani hangi tarih ve saatte çekilmiş olduğunu göstermesi için kullanılıyor. Ekspozur poz demek arkadaşlar. Pozlamayı bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kullanabilirseniz yani kullanmak isterseniz ben sıfırda tutuyorum onu. Ayrıca çözünürlük kameramız 20 megapiksel demiştik. Aynı zamanda 16, 12, 8 megapiksel de çekim yapabiliyor. Bunları sizin tercihinize kalmış. Tabii ki en yüksekte olması daha iyi. Üçlü çekim dediği arkadaşlar yani seri çekim ama kapatmayı bulamıyoruz. Zaten 3 tane foto. Başka bir seçeneği yok burada. Devam etmek diyor. Bu da muhtemelen bu geri sayımla alakalı. Sürekli zaman dediği kapalı. Yani ne işe yaradığını bilmiyorum açıkken. Şey olabilir belki. Sürekli zaman dediği yani kameramızı boşta tutarken. Çünkü ben genelde boşta tuttuğumda kamera bir süre sonra kendini uykuya alıyor. Ya da güç tasarrufunu alıyor. Belki onunla alakalıdır. Güç frekansı dediği 50 Hz ve 60 Hz seçeneği var. Ben otomatikte tutuyorum. Evet, dil seçenekleri var. Bayağı bir dil seçeneği var. İngilizce, Çince, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, Fransızca. Yani bayağı bir seçeneği var arkadaşlar. Tarih ve saat ayarı yaptığımız kısım. Buradan da yine şöyle göstereyim. Şuradan yan taraftaki alt oktan artırıp azaltıyoruz. Üst deklanşör kısmıyla geçişleri yapıyoruz. Yani gün, ay, yıl ve saat dakika geçişlerini yapıyoruz. Ve aşağıda bir de tarihimizin nasıl gösterileceği ile alakalı bir mod var. Oraya da gelebiliyoruz. Yine çıkmak için arkadaki mod tuşunu kullanarak
tane bastığımızda geri çıkıyor. Sesler dediği deklanşörün sesi, başlangıç sesi, bip sesi. Bip sesi dediği arkadaşlar şu anda bakın. Her tuşa bastığımda çıkan ses. Bunun seviyesi var zaten. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 yaptığımda açık, şu anda 0 yaptığımızda kısıldı. Ben 1 de kullanıyorum. Döndürmek. Bunu evet dediğimiz zaman arkadaşlar kameramız şu şekilde düz tuttuğumuzda döndürmeyi açtığımız zaman kameranın görüntüsü bu şekilde dururken ters gözüküyor. Yani bunu ne için kullanırsanız kameranızı ters takmak zorunda kaldığınız bir yerde. Eğer döndürmeyi açarsanız kameranız size düzmüş gibi gözükür. Ona yarıyor arkadaşlar. Panel koruma belli bir süre sonra ekranı kapatıyor. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika bunu ayarlıyorsunuz. Güç tasarrufu ise belli bir süre sonra makinayı kapatıyor. Dediğim gibi. Biçimlendirme. Hafıza kartını biçimlendiriyorsunuz. Şuradan bir resetleme tuşu var. Burada da versiyon kısmımız var. Versiyon 8.0'mış bizimki. Evet arkadaşlar, ayarlar kısmı bu şekilde. Son olarak da dediğim gibi ben uygulamasının nasıl çalıştığını göstereyim. Şu şekilde ben Wi-Fi tuşuna, yani yandaki alt ok tuşuna bir kere bastığımda Wi-Fi moduna geçiyor. Hemen uygulamamıza girelim. Şuradan EasyCam dediğimiz uygulama. Ben Android telefon kullanıyorum. Google Play'e de yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Şimdi uygulamamıza girdik. Connect Device Wi-Fi diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve kameramızı gördü. HKMH9R. Buna bir kere tıkladığımızda kamerayla bağlantıyı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet, bağlantımız gerçekleşti. Gördüğünüz gibi anlık olarak videoyu aynı zamanda telefonda da görebiliyorsunuz. Şimdi bu uygulamada neler yapabiliyoruz? Video modu, böyle modlar arasında şuradan geçiş yapabiliyoruz. Şuraya tıkladığımızda kameramızın içinde olan dosyaları görebiliyoruz. Geri geldiğimizde de tekrar ekrana geliyor. Şuradan hemen sağ üst köşede ayarlar butonu var. Buradan da yine çözünürlük, işte buradan delay shooting diyor, muhtemelen geri sayım, beyazlık ayarı ve şurada da yine frekans güç değerleri, onları görebiliyoruz. Hemen geri geldiğimizde kameramız açılıyor zaten. Tekrar bağlanalım. Başka özellikleri var mı bakalım. Burada bunlar var sadece. Başka bir şey yok. Ortadaki kırmızı tuşta video veya fotoğrafımızı çekmeye yarıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir fotoğraf moduna geleyim. Yakalıyor diyor. Fotoğrafı çekti. Tabi kameradayken bu kadar yavaş işlem yapmıyor. Şöyle göstereyim fotoğrafı da. Oldukça net, güzel bir çekimi var kameranın. Yani gecikme değeri olarak da çok şey değil. Bayağı güzel, anlık olarak hemen geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzda bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Kamera gerçekten güzel, yani fiyatına göre çok iyi bir kamera. Yani şöyle söyleyeyim, GoPro'ların 2.500-3.000 lira olduğu bir piyasada bence işimizi görecek bir
kamera yeterli düzeyde. 300-350 civarı alabileceğiniz bir makine arkadaşlar. Evet. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar burada. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kamerayla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bir aksesuar seti aldım. O henüz gelmedi. Onu da geldiği zaman detaylı şekilde incelemesini yapacağız. 41 parça bir aksesuar setiydi. İnternette bulabilirsiniz. Gerekli linkleri de ben koyacağım zaten geldiği zaman, incelemesini yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.